devlet hiyerarşinin çeşitli kademelerinde yaygınlaşan yasa, kural ve norm denetiminden kaçınma, keyfilik, bilinçli ihmal gibi sebeplerle usul güvencelerin ihlal edilmesi, tahakkuk süreleri uzunluğu, izleme ve önleme mekanizmalarının işlevsiz kılınması, bağımsız izleme ve önlemenin olmaması, en yetkili ağızlardan yapılan işkenceyi bizzat teşvik edici söylemler, köklü cezasızlık politikaları ve sonucunda resmi gözaltı merkezlerinde işkence ve diğer kötü muamele uygulamaları tüm vehametiyle devam etmektedir. Kolluk kuvvetleri barışçıl toplantı ve gösteri müdahaleleri sırasında sokak ve açık alanlarda ya da ev ve iş yeri gibi mekanlarda, yani resmi olmayan gözaltı yerlerinde ve gözaltı dışındaki ortamlarda yaşanan işkence ve diğer kötü muamele uygulamaları gündelik yaşamın birer parçası olmuştur. Açıklama ekimizde oldukça kapsamlı bir şekilde hak ihlallerinin verilerini bulmanız mümkün. Bu iç karartıcı hakikate rağmen işkence insan eliyle gerçekleşen bir fiil olduğu için insan eliyle de önlenmesi mümkün. İşkenceyi önlemenin yükümlülüğü devletlere aittir. Bu nedenle devletler her şeyden önce işkenceyi bir sindirme aracı olarak vazgeçmeli, işkence suçları etkin bir biçimde soruşturulmalı ve cezasızlıkla mücadele edilmelidir. Dolayısıyla insan hakları savunuculuğunun bir gereği olarak yıllardır sabır ve ısrarla dillendirdiğimiz askeri talepleri bir kez daha tekrarlayalım. Cezasızlık politikalarına derhal son verilmelidir. Her düzeyde yetkililer işkenceyi ve işkenceyi öven, teşvik eden söylemlerden vazgeçmelidir. Uluslararası mekanizmaların tavsiyeleri doğrultusunda işkence uygulamalarını kamuya açık bir şekilde kesin olarak kınamalıdır. Gözaltı koşullarında usul güvenceleri eksiksiz olarak uygulanmalıdır. İnsanlık onuruna sahip çıkmak ve işkenceyi önlemek aynı zamanda tüm toplumun sorumluluğudur. İnsan ve yurttaş olmak için, bizi toplum yapan müşterek bağı korumak için işkencenin yol açtığı acıları görmek ve dayanışmayı büyütmek zorundayız. İşkencesiz bir dünya ve Türkiye'ye ulaşmayı amaçlayan kurumlar olarak dün olduğu gibi bundan sonra da tüm örtbas etme, korkutma, susturma çabalarına karşı başlarına geleni kader olarak kabul etmeyi yüksek sesle haykırabilmeleri için işkence görenlerin her kuşunda yanında olmaya, maruz kaldıkları işkenceyi belgeleyip raporlamaya, fiziksel ve ruhsal onarım süreçlerine destek vermeye, adalete erişimlerine yardımcı olmaya, yaşadıkları acıların bir daha asla tekrarlanmaması için cezasızlıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. Teşekkür ederiz arkadaşlar.